Evet arkadaşlar merhaba. TYT Geometri Soru Bankası Yamuk Test 3 Soru 1 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir alan oranı sorulmuş. Bakın. Şöyle hatırlatma yapalım. Yamuğun yan kenarlardan herhangi birini, orta noktasını diğer yan kenarın köşelerine birleştirirseniz arkadaşlar. Buradaki normal ortadaki alan tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Bu üst ve alttaki alanları da arkadaşlar tabanlara göre oranlayabilirsiniz. Yani buraya C, buraya A diyelim arkadaşlar. O zaman burası C çarpı S ise burası A çarpı S biçiminde oran yazabilirsiniz. Tabi C ile A sadeleşirse ona göre yazarsınız arkadaşlar. Mesela bakın burada 8'e 12. 8 ile 12'yi sadeleştirelim. Ne olur? 2'ye 3. O zaman bu alan 2S, bu alanda 3S oluyor arkadaşlar. Ortadaki alanı sorsaydı sormamış ama yazalım. Bunların toplamı olurdu daima. Yani burası da 5S olurdu arkadaşlar. DEC'nin alanı 2S, AEB'nin alanı 3S'ten cevap 2 bölü 3 Adana gelir. Soru 2 arkadaşlar. Bir alan sorusu yine. Şurada bir baskı hatası çıkmış. Eşittir yazılmamış. Bunlar düzeltilir arkadaşlar bir dahaki basında. Şimdi bakın bu alanı şöyle ikiye böleceğim. DAC üçgeninden bakacağım arkadaşlar. Tepesi C olmak üzere. Bakın eşit bölündüğüne göre o zaman bu alan S ise bu alan da S olacak arkadaşlar. Sonra ABC üçgeninden bakacağım. Tepesi A olmak üzere. Burada da CF ile FB eşit olmuş. Demek ki bu alan A, o zaman bu alan da A oluyor arkadaşlar. AFCE'nin alanı yani S artı A'yı bize ne vermiş? 14 vermiş. Alan ABC'de ne eşit arkadaşlar? 2S artı 2A'ya eşit. O zaman buradan cevap 28 Adana gelir. Evet soru 3. Bakın direkt tabanları ve yüksekliği vermiş zaten. AB 12, DH 6, DC 8. Alan neydi? Üst taban 8, alt taban 12. Toplayıp 2'ye böldüm. Çarpı yüksekliğim de 6 arkadaşlar. Cevap buradan 60 Ceyhan gelir. Evet. Soru 4 arkadaşlar. Bakın bu sefer orta taban vermemiş. Soruyu okuyun. 2EA 3DE demiş. Yani ben EA'ya 3M dersem DE 2M olur. Ters veriyorum arkadaşlar. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın pratik olmak istiyorsanız şöyle düşüneceksiniz. Mesela 9'da 19 uzunluklarını biliyorum. 9'dan 19'a ne artmış arkadaşlar? 10 artmış. Ne kadar birimde 10 artmış? 5M'de. 5M'de 10 artmışsa arkadaşlar şimdi X'e nereden giderim? 9'dan giderim. 9'dan X'e gideceğim. 9'dan X'e ne kadar gideceğim arkadaşlar? 2M gideceğim. Yani 5M'de 10 artmışsa 2M'de ne kadar artar arkadaşlar? Bakın 5'in 2 katı gibi düşünürsek 2'nin 2 katında 4 artar demek ki. O zaman 9 artı 4'ten de X buradan 13 yani Ceyhan gelir. Evet soru 5 arkadaşlar. Bakın hiçbir sayısal değer yok. Öğrencilerin en çok çekindiği soru tipi. Ve bize direkt bir oran sorulmuş arkadaşlar. Ben pratik olmanız adına şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bunu karşınıza çıkabilecek. Bununla ilgili bütün soru tarzlarında kullanabilirsiniz. Bakın köşegenleri çizdiğinizde arkadaşlar. Bu tabanlara paralel olacak şekilde yan kenarları birleştirirseniz arkadaşlar, nasıl birleştirirseniz birleştirin, hatta öyle söyleyelim arkadaşlar, bu parçalar birbirine göre simetrik ve eşit olacak arkadaşlar. Yani bunu istiyorsanız bakın buradan çizin, bu sefer de şu parçalar birbirine eşit olacak. İstiyorsanız yukarıdan çizin, bu sefer şu parçalar birbirine eşit olacak arkadaşlar. O yüzden bakın burada soruda KP ile TL birbirine eşittir arkadaşlar. O yüzden bu oran 1 olur. Yani adam.
Evet, soru 6 arkadaşlar. Bir ikizkenar yamuk sorusu. Bakın köşegen uzunluğu verilmiş, alan sorulmuş. İkizkenar yamukta köşegen uzunlukları eşittir arkadaşlar. Şuraya notumuzu alalım. Yani bu köşegen 12 ise bu köşegen de 12'dir. Ve bunu daha önce söylemiştik. Bakın bu üçgenler, kelebekteki üçgenler ikizkenardı. Bu 22,5'sa bu da 22,5 olacak. 22,5, 22,5, iki iç bir dıştan köşegenler arasındaki açı 45 olacak arkadaşlar. Ve burada daha önce dörtgenlerde verdiğimiz köşegenler cinsinden alan formülünü kullanacağız arkadaşlar. O da neydi? 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunluklarının çarpımı. Yani 12 çarpı 12 çarpı köşegenler arasındaki açının kosinüsüydü. Buradan da bakın kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Bunları sadeleştirirsek cevap 36 kök 2 Denizli gelir. Evet, soru 7. Bakın normal bir yamuk. Bütün kenar uzunlukları verilmiş. Arkadaşlar kenar uzunlukları verilmiş. Burada açı soruyor. Bakın burada en mantıklı hareket şöyle her iki taraftan da birer dikme ilmek aslında. Şimdi bakın burası 5. Tabi buralar nasıl paylaşacak onu da görmek için. Bakın şuradan bir paralel çizersek arkadaşlar. 6. Burası ne olacak? 6. Şu uzunluk 5 olacak arkadaşlar. Buraya ne kalacak? 12 kalacak. Bakın 6, 6 kök 3, 12. Dikkat ederseniz burada özel üçgen var. Çünkü 6'nın karesiyle 6 kök 3'ün karesini topladığınız zaman 12'nin karesi yapar. Yani 12'nin karşısındaki açı 90'dır. Ve bu bir 30, 60, 90 üçgenidir arkadaşlar. Bakın 6, 12'nin yarısıdır. O zaman 6'nın gördüğü açı 30, 6 kök 3'ün gördüğü açı 60. Evet bakın burası buraya paraleldi. O zaman x de yöndeşi olan 60'a eşit olur. Doğru cevap Denizli. Evet, soru 8 arkadaşlar. Bir ikizkenar yamuk sorusu aslında. Bakın AD ile BC'yi eşit vermiş. İkizkenar yamukta açı ile ilgili ne bileceğiz arkadaşlar? Taban açıları eşit ya da tepe açıları birbirine eşit arkadaşlar. Yani burası x ise o zaman tamamının x olması için buraya ne kalır? X eksi 108 kalır. Bu ADC'yi de ikizkenar vermiş. AD'nin karşısı x eksi 108 ise burası da arkadaşlar x eksi 108 olur. Bakın toplarsak 3x 108 ile 108'i topladık. Eksi 216 eşittir 180'den. Buradan 3x eşittir. Eksi 216'yı bu tarafa attık. 396 x eşittir 132. Yani Bursa gelir. Evet, soru 9 arkadaşlar. Bir dik yamuk ve dik yamukta dikkat edin köşegenler dik kesişmiş arkadaşlar. Hemen bir pratik yol hatırlatması yapalım. Üst taban C, alt taban A. Bakın bu yan kenar dik yamukta zaten yükseklikte. Burada arkadaşlar aynı Öklit gibi yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşittir arkadaşlar. Tabi ne zaman kullanıyoruz bunu? Dikkat, köşegenler dikse. Yoksa bu formülü her zaman kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ne olacak? X kare eşittir 6 çarpı 12'den 72'nin kare kökünü alırsak cevap 6 kök 2 Bursa gelir. Yamuk test 3. Soru 10. Bakın aslında kelebek ve talet benzerliği kullanacağımız bir soru. Köşegenleri çizildiği zaman yamukta bir kelebek oluşacak arkadaşlar. Kelebekten hemen 4'e 12'den DF'ye K dersek FB 3 kalacak arkadaşlar. 4 bölü 12 oranı 1'e 3 olduğundan dolayı. Ondan sonra DAB üçgeninde bakın EF AB'ye paralel olduğu için talet yaparsak K'nın 4K'ya oranı eşittir x'in 12'ye oranı
olacak. Buradan da işlemi yaparsak x'in 3 olduğunu göreceğiz. Evet. Soru 11 arkadaşlar. Alan ABCD ikizkenar yamuk ve bakın burada da köşegenler dik arkadaşlar. Şimdi bu köşegenlerin oluşturduğu şu kelebekteki üçgenler ikizkenardı. Yani bu açıyla bu açı birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. E o zaman bu açılar ne olur? Bakın 90'sa buralar 45 olur arkadaşlar. Aynı şekilde buralar da 45 olur. Bakın 90'ın karşısı 16 ise 16'yı kök 2'ye bölerseniz 16 kök 2 bölü 2'den burası 8 kök 2 olur. Aynı şekilde bu da 8 kök 2. E 6 bakın 90'ın karşısı 6. 6'yı kök 2'ye bölün. 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 olur. Ve bakın köşegen uzunlukları ne oldu? 11 kök 2 oldu. E köşegenler birbirine dik. Köşegenler dik olduğu zaman dörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yani 11 kök 2 çarpı 11 kök 2 bölü 2'den bakın kök 2'ler gider. Cevap 121. Ceyhan gelir. Arkadaşlar burada bir de daha sonraki sorularda yine kullanmak adına bir şey hatırlatalım. Kullanmak isterseniz. Bakın ikizkenar yamukta eğer köşegenler birbirine dikse arkadaşlar. Şurası yükseklik olmak üzere. Yükseklik orta taban uzunluğuna yani tabanlar toplamının yarısına eşittir arkadaşlar. Ve alan da alan ABCD de arkadaşlar yüksekliğin daima karesidir. Bakın burada üst taban 6, alt taban 16 toplayın 22 yarısı 11 karesini aldığınızda cevabı yine bulursunuz. Bu formülü not edin. Dediğim gibi bir dahaki sorularda eğer karşımıza çıkarsa kullanacağız. Evet, yamuk test 3 soru 12. Bakın arkadaşlar sıklıkla rastladığımız katlama soruları. Burada unutmayacağız ki arkadaşlar katlama yeri aslında bir açıortaydır ya da simetri eksenidir arkadaşlar. Şimdi alt şekle baktığımız zaman işte D noktasından tutup AC üstüne katlıyor. D noktası D üstüne geliyor. Yani burası 4 ise işte AD üstü 4 olacak. Bu 90 ise karşılığı 90 olacak. Ve AC işte katlama yeri açıortay olacağı için bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. Bakın yine bir açıortay var. Z'yi takip ederseniz bu açının da eşit olduğunu göreceksiniz. Yani şurada bir ikizkenar üçgen oluşacak. Şimdi alt kenar 18 demiş. Burası x ise buraya 18 eksi x kalacak. O zaman burası da 18 eksi x yapacak. Dikkat edin şimdi DC 10'du. CD üstünün de 10 yapması için 10'dan 18 eksi x'i çıkarırsak arkadaşlar buradan x eksi 8 olduğunu göreceğiz. Ve bakın şuradan Pisagor'dan yani 4'ün karesi artı x eksi 8'in karesi eşittir 18 eksi x'in karesinden. Buradan açarsak 16 artı x kare eksi 16x artı 64 18'in karesi 324 eksi 36x artı x kareden x kareler birbirini götürür. Buradan x'leri bir tarafa atarsak 20x 16 artı 64 80 bu tarafa geçirdik 244 olacak. Buradan da böldüğümüz zaman 12,2 bulacağız arkadaşlar.